Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın, arıların bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek hücrelerine yerleştirilen çok faydalı bir besindir. Balın rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır. Balın kokusunu çiçeklerdeki aromalı uçucu yağlar verir ki bu aynı zamanda çiçeklerin kokularını sağlayan yağlardır. Arı balı en az 3000 seneden beri birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmıştır. Bal, eski Yunan, Mısır, Hint ve Çin tıbbında da kullanılmıştır. Ayrıca kutsal kitabımız Kur'an'da da şifa olarak nitelenmiştir. İçerisindeki vitamin, mineral ve amino asitler ile bin derde derman olarak bilinen bal, özellikle çocukların gelişiminde oldukça faydalı bir besindir. Uzmanlar, beynin mükemmel çalışması için sabahları ve akşamları aç karnına bir çorba kaşığı bal yemeyi tavsiye ediyor. Balın gerçekten de bir mucize olduğunu ve her şeyin ilacının balda olduğunu gösteren kolay tarifleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Su ile bal karışımı. Bal, su ile karıştırılıp içildiğinde ishal kesici, ılık su ile karıştırılıp içildiğinde ise müsil etkisi yapıyor. Süt ile bal karışımı. Sütü bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu karışım beraber içildiğinde sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi olduğunu göreceksiniz. Bal ve turunçgiller. Bal ve turunçgil karışımı boğaz ağrıları ve grip için harika bir karışımdır. Bu karışımın içine biraz da zencefil atarsanız boğazınızın rahatladığını ve balın da bakterilerin yok olmasına yardımcı olduğunu görürsünüz ve hızlı bir iyileşmeye de tanık olursunuz. Bal ve limon. Bal ve limon yüksek ateşin ve soğuk algınlığının semptomlarını iyileştirmesinde bundan daha iyi bir karışım bulamayacağınıza eminim. Balın içine kestiğiniz limon dilimlerini atın, bir süre bekletin ve ardından tüketin. Bal, limon ve sıcak su. Yapılan araştırmalar ışığında bal ve limonun kilo verdirici etkisinden istifade etmenin en güzel yolu bal ve limonu birlikte tüketmektir. Bal ve tarçın. Tarçın ve bal karışımı bağışıklık sisteminizi destekleyecektir. Bunu yaparken aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eden vücudunuza yardımcı da olacaktır. Bilim insanları balın sadece hasarlı deriyi onarmakla kalmadığını, son derece ciddi egzama vakalarında bile kuru dokuların atılmasında ve yeni doku oluşumunu teşvik etmede işe yaradığını görmüşlerdir. Bal ve zencefil. Zencefil, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar gibi çalışarak enfeksiyonların rahatlatılmasında yardımcıdır. Ayrıca dolaşmada yardımcı olduğu bilinmektedir. Zencefil, balla bir araya geldiğinde mide rahatsızlığına karşı da harika bir ilaçtır. Bal ve taze zencefil tüketimi. Bal ve taze zencefil suyu karışımının günde 2 defa kullanılması halinde sinüsleri rahatlattığı ispatlanmış bir gerçektir. Lütfen deneyin. Bal ve karanfil. Bal ve karanfil, bu tarifin özünü karanfilin içinde bulunan çok güçlü bir anestetik olan eugenol oluşturur. Eugenol aynı zamanda bal gibi güçlü bir antiseptiktir ki bu da enfeksiyonlarla mücadelede harika bir iş çıkartır. Karanfil diğer eugenol kaynaklarından 20 kat daha fazla eugenol içerir. Bu da diş ağrılarının geçirilmesinde bir numaralı iş görür. Bal ve elma sirkesi karışımı. Sirkenin sindirimi ve mineral emilimini artıran etkisiyle birlikte bu karışım reflü olanlar için harika bir ilaçtır. Rahatlamak için bu karışımı her gün tüketebilirsiniz. Bal ve elma sirkesi
Ayurveda metinlerine göre vücut dokusundaki yağlardan ve kolesterolden kurtulmanın en iyi yolu olduğu söyleniyor. Balı kozmetik ürünlerle birlikte kullanabilirsiniz. Bal ve nemlendirici krem karışımı vücudunuzdaki çatlakları salt kreme göre çok daha iyi onaracak ve hızla iyileştirecektir. Bunu göreceksiniz. Bal ve kahverengi şeker. Kurumuş cildinizi nemlendirmek ve ölü deriden kurtulmak için güzellik salonlarına para saçmanıza artık gerek yok. Bu karışım istediğinizi fazlasıyla verecektir. Bal ve yoğurt karışımı. Probiyotikler bakımından son derece zengin olan yoğurt, hem enflamasyonu azaltacak hem de cildin doğal pH dengesini tesis edecektir. Balla karıştırılarak elde ettiğiniz karışım ise sivilcelerle mücadelede harika bir maske olacaktır. Bal ve Hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu çok fazla elektrolit içerir. Bu da kas ağrılarına sebep olan dehidrasyonu ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Enerji de versin istiyorsanız karışıma bir miktar turunçgil de ekleyebilirsiniz. Bal ve zerdeçal. Bal ve zerdeçal karışımını günde 3 defa uygulamanız halinde ağız içi yaralarının çok daha hızlı iyileştiğini göreceksiniz. Bal ve portakal suyu. Araştırmalar portakalın yatıştırıcı bir etkisinin olduğunu ve yorgunluğun, bitkinliğin ve kaygıların giderilmesinde yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Portakal suyu balla karıştırıldığında anksiyete ile mücadelede güçlü bir yardımcı elde etmiş oluyoruz. Turunçgil yapının ayrıca konsantrasyonu artırdığı da bilinen bir gerçektir. Bal ve ananas karışımı. Bal ve ananas özellikle sigaranın yol açtığı zararlı etkilerin aza indirilmesinde bu karışımın son derece faydalı olduğunu göreceksiniz. Lütfen sigara tüketen dostlarınızla bu bilgiyi paylaşınız. Bal ve Hint yağı. Şaşırtıcı ama gerçek. Bu karışım hıçkırığınızı şıp diye kesecek. Karabiber ile balın karışımı. Bu karışım merhem şeklinde sırta sürülürse sırt ağrılarına iyi gelir. Bağırsak yaralarını iyileştirir, mide ağrılarını keser. Bal, tarçın, limon suyu ve karbonat. Ağız kokularının giderilmesinde bundan daha etkili bir ağız gargarası bulmanız imkan dahilinde değildir. Çok basit, çok kolay, lütfen deneyin. Saçlarınız sizin için önemli mi? Bal ve yumurtayı unutmayın. Bal ve zengin protein kaynağı yumurtak ile hazırlayacağınız bir maske saçlarınızı besleyecek ve onları yenileyecektir. Mucize besin bal, düzenli tükettiğiniz gıdalar arasında yer alsın. Ancak tükettiğiniz balın organik ve doğal olmasına dikkat edin. Bal, 1 yaşın altındaki bebeklerde kullanılması uygun değildir. Besin deposu bal, içeriğinde bol miktarda protein ve polen bulunur. Bu maddelere duyarlı kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bal, eşsiz bir gıda, kutsal bir şifa kaynağıdır.